Evet, merhaba arkadaşlar. Dağa geldik, kuzu göbeği topladık. Şimdi mangalımızı yapacağız. Anne göster ne yaptığımızı. Ortadan yarıyoruz, içinde böcek falan olur diye. Bir de güzel pişsin diye mangala koyacağız. Evet. Şöyle diziyoruz. Da yıkadığımız suyu tabii ki. Sarı biraz değil mi? Evet. Kapatıyoruz. Doğru, evet. Mangalı. Arkadaşlar bu işin en keyifli yanı da bu herhalde. Dağa geldik. Göbeğimizi topladık. Şöyle güzel bir ateş yaptık. Evet. Etraf şöyle. Harika bir tabiat. Şöyle aile boyu piknik. Evet, şimdi mangalda şöyle taşlarımızı koydum. Mangal ateşimizin yanına. Şimdi bunu da koyuyorum. Şöyle dengeleyelim. Evet. Tabii ki de. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Sanırım bir 5 dakika içinde şöyle kuzu göbeğimiz olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, ortalama 3,5-4 dakika geçti. Ateşimiz çok güzel. Şöyle şu halini de göstereyim ben size. O iki tanesi düştü. Baba şu düşenleri alabilir misin? Alır, alır. Tamam. Ben böyle aldım. Evet arkadaşlar. Şöyle. Harika bir görüntü var. Şunları alalım. Şöyle vereyim sana. Evet, kızlar böyle dört gözle her zamanki gibi. Tatma işi bunların ya, gurme bunlar. Bunlar bu şekline de bayılıyorlar. Tereyağlısına da bayılıyorlar. Biraz kurutmuşuz ama ön tarafı. Biraz sulu kalması gerekiyor bunun. Normalde o lezzet alabilmemiz için. Tuz da atmadık sertleştirmesin diye. Şimdi artık tuzlayıp isteyen atabilir. Evet. Çok da gevrek. Şöyle çekeyim ben sizi. Evet, açık havada. Güzel mi? Çok güzel. Afiyet olsun, bana da bırakın yalnız. İkişer parça alın. Herkese ikişer parça zaten. Tamam. Ne, ben iki tanesini yedim ama ya. Yani. Tamam, ye tattım. Benimkini de yedim. Tane. Mangal tadında değil mi? Size birçer tane. Protein olarak etten daha kuvvetli. Müthiş bir lezzet. Antibiyotik yapımında kullanıldığı söyleniyor kuzu göbeğinin. Ben çekeyim, sen tadarken de seni de göreyim. Peki. Peki. Evet. Şimdi çekeyim bakalım. Evet. Reklam filmleri gibi mi yapayım? Herkese afiyet olsun. Önünüzde yemek zor ama. Var mı? Peki, gelir bana. Evet. Arkadaşlar, şöyle güzel bir havada. Mangal ateşimiz ayrı. Tadımlık yaptık. Çok da oyalanmayalım diye. Çektiğimiz, bulduğumuz kuzu göbeklerimiz. Şöyle. Evet. Çiçeklerle beraber güzel güzel aramaya devam. Allah herkese şu keyfi nasip etsin. Bu lezzeti de tatmayı nasip etsin inşallah. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler.